Selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Megane 1.5 DCI, yani dizel motorlu 2008 model Expression paket otomatik vites bir araç. Bugün size aracın içerisinden arabayla ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım. Hissiyatlarından, arabanın şanzımanından. Yani bu tarz kısa bir bilgilendirme tarzında bir video olmasını istiyorum. Araç babamın aracı. Standart zaten. Yani bu genellikle orta yaş üstünün kullandığı araba tarzlarından birisi. Bunun emsalleri Linea tarzında. Böyle hani daha çok orta yaşlı insanların tercih ettiği araçlardan birisi. Günümüz gençleri fazla tercih etmiyor. Tabii tercih edenler de var. Değişiyor yani. Değişkenlik gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız arz talep meselesi gibi bir şey. Fazla konuyu saptırmayalım. Aracımız 2008 model, 100 beygirlik olan modeli, 1.5 dizel, otomatik şanzıman. Bunlar tam otomatik şanzıman olarak geçiyor. Tam otomatiği size biraz açacak olursam, sarsıntısız vites geçişi. Şimdi bir şey, ulan nerede tam otomatik, hani bende var aynısından, ben manuel de vites atıyorum. Doğrudur, manuel de vites atabiliyorsunuz bunda. Ama bu demek olmuyor ki yarı otomatik vites anlamına gelsin. Aracımız tam otomatik şanzımana sahip. 4 ileri vites. Aynı zamanda manuel vites yükseltme imkanı da bize sunuyor. 4 vitesin 4'ünü de yükseltebiliyoruz manuel olarak. Onun haricinde yani bu Megane tercih etmek, yani biraz bilmiyorum. Türkiye standartlarına göre aslına bakarsanız iyi. Yollarımız biliyorsunuz böyle çok şükela bir yollarımız yok. Genellikle hep çukurlu veyahut artık asfaltlıktan çıkmış yollara sahibiz. Ve Türkiye standartlarında gerçekten sürülebilecek arabalar listesinde, yani top 10 yapsak top 10 listesine girer. Tabii bu belli bir fiyat limitinde. Onun haricinde 1.5 dizel motor, dediğimiz gibi. Ortalama yakıt tüketimi, ben size internet üzerinden verilerinden değil de direkt kendi kullandığımız şekilden bahsedeceğim. Babam biraz sert biniyor araba, yani ışıklarda falan beklemesini sevmiyor. Direkt basıp kalkan bir insan, hani gaza basan bir insan. Bu şekilde bizim ortalama yakıtımız 6,5 litre 100 kilometrede. Burada da görüyorsunuz zaten, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ortalama 100 kilometredeki yakıt tüketimimiz 6,5 litre. Bu da normal yani, 1.5 dizel bir motora ve yakıt fiyatlarını baz aldığımız zaman 6,5 litre gayet normal bir tüketim. Zaten bildiğim kadarıyla internet üzerindeki teknik bilgilerinde de bu değerler yazıyor. Hani 6 litre civarlarında bir değer var bildiğim kadarıyla. Onun haricinde çok da yani bahsedecek aslına bakarsanız fazla bir şey yok, ama şöyle söyleyeyim. 1.5 dizel en az yakan, bir de masraf olarak az masraf açan motor türlerinden birisi. Tabii bu önceki sahiplerinin nasıl kullandığına da bağlı. Bizim aracımız dediğim gibi otomatik vites. Manuel olsa bilmiyorum, belki daha farklı olabilirdi. Motor ömrü daha da düşük olabilirdi. Ama bu otomatik olduğu için hani kendisi belli devirlerde vites yükselttiğinden dolayı fazla bir hırpalanmış ve yıpranmış bir araç değil. Zaten yazılımatılmış bir araç değil. Araç alırken bunlara özellikle dikkat edin. Asıl konumuz otomatik alacaklara tavsiyeler niteliğinde bir video olacak bu. Zaten manuelle ilgili envai çeşit video var, fakat otomatik vites kullanıp da hani uzun süre deneyip de bir video çeken ben fazla görmedim. Araba ortalama olarak 4-5 yıldır bizde, 4-5 yıldır aralıksız olarak kullanıyoruz. Bu 4-5 yıllık süre zarfında otomatik şanzıman bize hani böyle devasa büyük sorunlar çıkartmadı. Tabii bu Megane 2'lerdeki otomatik şanzımanlarda bazen sorunlar çıkabiliyor. Bunlar nasıl sorunlar? Nasıl sorunlar? Çok güzel bir soru sordum kendi kendime ve tıkandım. Şöyle söyleyeyim. Arabayla seyir halindeyken hani yol bilgisayarında şanzımanı kontrol ettirin tarzında bir uyarı verebiliyor. Bu tarz uyarılar çok büyük, hani DSG şanzımanlardaki gibi yüksek meblalar harcanacak şeyler değil, sorunlar değil. Genellikle beynin yazılımı tekrardan güncellenerek bu sorun çözülüyor. Şanzımanda herhangi bir problem olmuyor. En büyük artılarından birisi de bu. Hani çoğu şanzımanda
hata verdiği zaman, bir uyarı verdiği zaman büyük ihtimalle şanzımanı rektife etmek gerekiyor. Tekrardan tamir ettirmek gerekiyor. Şükürler olsun ki bu arabada öyle bir problem yok. Ha tabii bu her Megane, otomatik Megane'da aynı durum olacak diye bir kaide yok. Aldığınız Megane'ları veyahut alacağınız Megane'ları özellikle şanzımanlarını ayrı olarak kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum. Ha, temiz bir şanzımanlı, şanzımanı sorunsuz bir Megane bulursanız sorunsuz binebilirsiniz. Aracın vites geçişleri gerçekten sarsıntısız ve hani çok sessiz değil ama yine de sessiz. Hani %10, %15 kadar hissediyorsunuz. Öyle ahım şahım bir hani ben vites atacağım, atamadım, ah bekliyorum, dur geliyor gibisinden eski nesil şanzımanlar gibi kötü değil. Gayet güzel, sessiz, sakin çalışan bir şanzımanı var. Onun haricinde, ya ben şu anda zaten dediğim gibi videonun başında da bu arabayla ilgili, Megane 2 ile ilgili hani Megane'da şu özellikler var, bu özellikler var tarzında bir video çekmeyi düşünmüyorum. Sadece otomatik şanzıman almayı düşünen abilerim, kardeşlerim varsa onlara şey olsun, örnek olsun, hani nelere dikkat etmeleri gerekiyor, bu tarz şeyler hakkında bilgi vermek için çekiyorum. Araç 1.5 dizel, dizel olup otomatik olması aslına bakarsanız insana keyif veriyor. Çünkü şu anda günümüz piyasasında 50-55 bin lira, 60 bin lira bandında seyreden bir araba bu Megane 2'ler. Değer mi? Ya bana kalırsa değer. Yani ben alır binerim. Otomatiğini alır binerim ama manuelini binmem gerek yok. O kadar para verip de manuel sürüp eziyet çekmeye gerek yok. Tabii çoğu insan vardır, manuelcidir. Hani manuelden başkasına binmez veya hani ne bileyim otomatikten korkuları vardır. O yüzden ben otomatikçiyim. Eğer bir otomatik Megane 2 almayı düşünüyorsanız gerçekten şanzımanını kontrol ettirip sorun yoksa alabilirsiniz. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Dediğim gibi biz bir ortalama 4-5 yıldır bu aracı ailece kullanıyoruz. Yani daha çok babam kullanıyor gerçi, annemle babam biniyor. Ve bir sıkıntı olmadı çok şükür. Tıkır tıkır işleyen bir şanzımanı var. Ama aracımız 149 bin kilometrede. Biz aldığımızda 100 bin kilometrede falandı. Yani kilometreye bazı şanzıman yorumlamak bilmiyorum nasıl olur ama illaki fark eder. Hani sonuçta işleyen bir mekanizma var alt tarafta. Ve bu işleyen mekanizmanın nasıl işlediği önemli. Yani adam biner, hatara hatara gaza basar, gazı kökler, böyle devir 4-5 bin lira gelir, vites öyle atar araba, böyle zorlanırsa, örnek veriyorum. Abi sorun olmaz ama adam sürekli böyle biniyorsa illaki şanzımanı yoracaktır. Bir de şöyle bir ikilem var Türkiye'de. Işıklarda durunca şanzımanı boşa alınması gerektiğini söyleyenler ve alınmaması gerektiğini söyleyenler konusunda. Ben boşa alanlardanım. Neden boşa alanlardanım? Çünkü araba D'deyken, yani vitesteyken ister istemez bir gitmeye çalışıyor. Kendini yittirmeye çalışıyor ve bu da şanzıman içindeki dişlere zarar veriyor. Yani benim ustam böyle söyledi ve ben o yüzden ışıklarda durduğumda veyahut işte market vesaire bir yerlerde anlık durduğum zaman şanzımanı sürekli boşa alıyorum. Yani N'ye alıyorum. Hareket edeceğim zaman da D'ye alıyorum. Yani manuel vites bir araba gibi düşünebilirsiniz. Nasıl durduğunuzda ayağınız debriyajda kalmasın, baskı balatayı bitirmesin diye boşalıyorsanız bunda da aynı şekilde aynı şey geçerli. Tabii bir de bu söylediklerimin tam tersini düşünenler var. Ya işte ne gerek var, boşalmaya gerek yok, adam bu şanzıman yaparken nasıl düşündü falan gibisinden. Yani böyle diyorlar, bir de ikileme düşüyorlar. Şöyle bir durum var. Yurt dışında manuel vites kullanan insan sayısı çok az. Manuel kullanan insanların kullandığı araçlar genellikle yurt dışında hani R34 Supra, R33, R32, ne bileyim Silvia, işte 350Z böyle drift yapacağı veya motorunu yükleyip basacak olan insanlar, hani gazlayacak olan insanlar genellikle manuel tercih ediyor. Ama onun haricinde millet V8'den aşağı arabaya binmiyor zaten, çoğunlukla Amerika'dan bahsediyorum mesela örnek olarak. Herkesin arabası otomatik ve bu insanlar senelerce otomatik kullanıyor, otomatik alıyorlar, otomatik satıyorlar ve hani araştırdığım, forumlardan gördüğüm kadarıyla kimsede bir sıkıntısı yok ve halen otomatik kullanmaya devam ediyor. Ama onların yaptığı şey, demin de bahsettiğim gibi, ışıklarda veya durduklarında alanlar direkt boşalıyor. Alışkanlık edinmişler. Geçmiş zamanlarda yurt dışından gelen bir abim vardı. Kendisi de aynı şekilde Türkiye'de otomatik şanzıman araba aldı ve benim bu dediklerimle aynısını söyledi bana.
ışıklara durduğunda boşalman gerektiğini, şanzımanı yormadığını, bu şekilde şanzımanın ömrünün arttığından bahsetmişti. Ve ben de aynı fikirdeyim. Benim ustam da aynı şeyi söylemişti. Siz de nasip olur da eğer otomatik şanzımanı Megane almayı düşünüyorsanız 2-3 kere söylediğim gibi mutlaka şanzımanını kontrol ettirin. Eğer şanzımanında herhangi bir problem yoksa, geçişleri sıkıntısızsa mutlaka siz de beni test edin. Dediğim gibi bunun şanzımanı sarsıntılı geçiş yapmıyor. Sakin, tatlı geçişleri var. Binersiniz, bakarsınız, gaza da basın, yüklenin de böyle vites geçişlerinde böyle lang lung lang lung böyle arabayı sallamayıp sakin sakin tatlı tatlı geçişler yapıyorsa şanzımanı büyük ihtimalle problem yoktur. Tabi buna siz karar vermeyin, ustanıza gösterin. Ustanıza gösterip hani ustanız onayı verdikten sonra siz de bir binin, bir bakın. Dediğim gibi şanzıman sıkıntısızsa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Kronik olarak bu Renault'ların çoğunda var. Şanzıman beyninin yazılımlarını, dedim yani ibrede arıza şey, şanzımanı kontrol ettirin tarzına bir uyarı veriyor diye. Bu tarz uyarıyı verdiği zaman kolay kolay vermiyor. Verdiğini varsayalım. Minimum ihtimal şanzıman beyninin yazılımı güncelleniyor. Maksimum ihtimal en pahalı olan da beyni değişiyor. Olan tek kronik sorun bu. Onun haricinde hani bu kronik muhabbeti sadece Megane'lar için geçerli değil. Benim arkadaşımda Kajyar vardı otomatik şanzıman. Araba kasisten geçtiğinde bile şanzıman ikaz ışığı veriyordu. Hani şey uyarısı veriyordu. Böyle kendini boşalıyordu falan. Sıkıntı çıkarıyordu. Yani ister istemez böyle farklı durumlara düşüyordu şanzıman. Kafası karışıyordu diyeyim ben size. Gittiler firmaya, Renault bayisine bir servise. Şanzıman yazılımını güncellediler. Ardından o sorunlar da kesildi. Yani dostlar, çok da fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Hani çok size ne acet derler ya. Bizim de aynı şekilde fazla bahsedeceğim bir şey yok. Güzel araç. Otomatik şanzımanı güzel. Ben manuelini de bindim. Manueli bu kadar tat vermedi. Hani ben bu bantta uygun fiyatlı, az yakan, parçası ucuz, otomatik şanzımanlı araç alacağım diyorsan Renault Megane 2'ler güzel arabalar. Ha, param varsa, daha çok param varsa, biraz daha üzerine 15-20 koyarım diyorsan, 25 koyarım diyorsan Megane 3 tercih et. En azından daha yeni nesil bir araba. 6 ileri yeni nesil şanzıman. Daha güzel olur senin için. Ama illa ben Megane 2 alacağım, Megane 2 seviyorum diyorsan da tavsiyem otomatikten yana. Sorunsuz bir şanzımanlı araç bulduğun takdirde gönül rahatlığıyla arkana bakmadan uzun yıllar binebilirsin. Şu anda ortalama 99-100 civarında seyrediyoruz. Anlık yakıt tüketiminde 3.8-3.7, yani ayağıma bağlı biraz. Bu civarlarda yakıyor. 100-110 giderken 4-4.5 litre arası bir yakıt tüketimi var. Uzun yolda da oldukça az yakıyor. Tabii şu anki mazot fiyatlarına göre yine fazla, ne olursa olsun fazla, ama piyasaya göre yine iyi diyelim biz buna. Konuyu toparlayacak olursak, başta söylediğim gibi şanzıman sorunsuz bir araç aldığınız takdirde gözünüz arkaya bakmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tam otomatik bir şanzıman var, yarı otomatik değil. Tam otomatik fakat manuel 1-2-3-4 vitesinizi yükseltip küçültebiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Yarı otomatikler biliyorsunuz çift kavrama diye geçiyor DSG'lerde falan. Çift kavrama olduğu için onlar sarsıntısız oluyor. Bu da tam otomatik bir şanzıman. Tam otomatik olduğu için bu da bir sarsıntısız. Bunda da sarsıntı yok. Bu Volkswagen'lerin eski Bora'larında falan, Golf'lerinde şey vardı. Tork konvertörlü 4 ileri eski nesil şanzımanlar vardı. Onlar gibi böyle vuruntu, sarsıntı yapmıyor. Yani o konuda içiniz rahat olsun eğer o şanzımanları biliyorsanız. Ustanıza baktırın. Ekspertize gerekirse biraz fazla verin. Şanzımanı kontrol ettirin. Ama mutlaka şanzımanı kontrol ettirip o şekilde yeltenin. Pişman olmazsınız. Yani rahat bir sürüş keyfi yaşamak istiyorsanız otomatik şanzıman candır. Hani çok da fazla bir bahsiş yapmaya, konuşmaya gerek yok. Bu şekilde. Eğer merak ettiğiniz farklı bir sorular varsa lütfen yorumda belirtin. Bu araçta yaşadığım bilgiler, hani edindiğim tecrübelere göre size cevap vermeye çalışırım. Onun haricinde kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Abone sayımız oldukça az. Sonuçta biz de video çekmek için bir uğraş veriyoruz, emek veriyoruz, uğraşıyoruz, dil döküyoruz.
Abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.